Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım. Öğrenci velisi tarafından görevi başındayken saldırıya uğrayan, hırpalanan, öğrencisini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan Sedat Simavi İlkokul Ortaokul Müdür Yardımcısı İbrahim kardeşimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve okul yöneticilerimize Eğitim Bir Sen Sendikası adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Öğretmene uygulanan şiddetin temelinde öğretmene olan saygı ve sevginin azalmasının payı elbette çok büyüktür. Öğretmenine her zaman büyük değer veren medeniyetten bu noktaya nasıl geldiğimiz tartışılmalıdır. Bu konuda yetkililere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmelidir ki öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız. Öğretmene saldıranlar bilmelidir ki onlar sadece öğretmeni yaralamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda geleceklerini de yok ediyorlar. Bir eğitimciye saldırmak demek aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmak demektir. Bu olaylar bize göstermiştir ki gerekli önlemler alınmadığı takdirde eğitim çalışanlarına yönelik bu tarz saldırılar ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Artık yeter diyoruz. Öğretmen dert isteyemez duruma gelmiş, öğrenci uyarmak bile şiddet kabul edilmiştir. Eğitim çalışanı, yöneticisi orada şiddetin hesabını soramazken ALO 147 BİMER gibi kurumlar öğretmene yönelik şiddeti tetikliyor. Kulaktan dolma bilgilerle öğretmenler aylarca ıstırap çekiyor. 3-5 veli ağız birliği ettiğinde öğretmenin canına okunuyor. Danışma hattına dönüştüğü söylenen ALO 147 şikayet makinesi gibi çalışıyor. Bizi canımızdan bezdiriyor. Bizler ALO 147 BİMER marifetiyle ceza alırken iftiraya, haksızlığa uğrayan kamu çalışanı yargıda hakkını aramak için harap oluyor. Öğrencisini öz evladından farklı görmeyen fedakar öğretmenlerimiz maalesef öğrenci ve velilerimizin potansiyel düşmanı haline getirilmiştir. Öğretmeni itibarsızlaştıran, saygınlığını ortadan kaldıran bu anlayış bir an önce değiştirerek öğretmene gereken değer verilmeli ve öğretmen sahipsiz bırakılmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenin yanlışı karşısında nasıl idari ve hukuki işlemleri hemen başlatıyorsa öğretmene yapılan saldırılara karşı da aynı duyarlılıkta öğretmenin yanında yer almalı ve eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı takipçisi olmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı hukuk müşavirliği kanalıyla yargıya intikal etmiş davalarda kendi personelinin haklarını sonuna kadar takip etmeli ve savunmalıdır. Bakanlık her geçen gün artan bu saldırıların ve şiddetin olaylarını bir an önce son bulması için gereğini yapmalıdır. Öğretmene yapılan saldırılar hakkında bakanlık millet meclisinde düzenleme yapılmasını talep etmelidir. Öğretmene saldıranlar ayrıca eğitimi engellemeden de yargılanmalı. Bu şahıslar hakkında hükmün geriye bırakılması, cezaların paraya çevrilmesi, cezaların ertelenmesi vesaire gibi işlemler uygulanmayarak verilen hapis cezaları bilfiil çektirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri eğitim çalışanlarının sesine kulak vermelidir. Okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı ve okul yöneticilerimizi oluşabilecek zararlardan korumak ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler acilen alınmalıdır. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, birkaç sözle
velilere söylemek istiyorum. Kıymetli veliler, biz eğitim çalışanları olarak vatandaşa, yani size hizmet etmek üzere varız. Canımızı dişimize takarak, yaşadığımız maddi ve manevi birçok sorunu bir kenara bırakarak sizin çocuklarınızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman yanlış yapıyor da olabiliriz. Ancak konuşmak, görüşmek yerine şiddete dayalı metodların kullanması en çok da eğitime zarar veriyor. Sürekli şiddet korkusuyla yaşayan arkadaşlarımızın maalesef motivasyonu bozuluyor. Devlet kadar sizin de vicdanınıza sesleniyoruz. Gelin sizin çocuklarınız için fedakarca çalışan öğretmenlerinize sahip çıkın. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, eğitimcilere yönelik şiddetin sıkı takipçisi olacağız. Saldırganların hak ettiği cezayı almaları için var gücümüzle çalışacağız. Devlet, devletliğini, bakanlık, bakanlığını yapsın. Kamu çalışanının uğradığı şiddete seyirci kalmasın. Caydırıcı nitelik taşımayan cezalar suçluya cesaret veriyor. Toplum vicdanını yaralıyor. Yargıçlarımız da meseleye bu açıdan bakmalı, vandalizme geçit vermemelidir. Arkadaşımız, meslektaşımız İbrahim öğretmenimizin şahsında saldırıya uğrayan tüm eğitimcilere geçmiş olsun diyor. Basın açıklamamıza katılarak mesleğine, meslektaşına sahip çıkan siz değerli katılımcılara ve kıymetli basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.